Günaydın sayın seyirciler. Spor gündemine hoş geldiniz. Haftanın son gününde karşınızdayız. Gündemdeki değerlendirmeleri yapacağız. Ahmet Doğan'la birlikte günaydınlar diliyorum. Günaydınlar. Kolay gelsin sevgili Necmi. Teşekkür ederim. Tabii Türkiye'den başlamak istiyorum. Türk takımları akşam maçları vardı. Salı akşamı da vardı aslında. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın konuşamadık. Onu da konuşalım. Dünden başlayalım sıcağı sıcağına. Fenerbahçe evinde Antwerp'le 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde büyük kayıp yaşadı. Penaltı kaçırdığı bir mücadele oldu. Evinde kaybetti. Daha önce de iyi sonuçlar alamamıştı grup maçlarında. Gecenin tek sevindirici kısmı sanıyorum Galatasaray'ın galibiyetiydi. Önemli deplasmanda CSKA Moskova deplasmanda galip geldi. Soğuk bir havada 1-0'lık galibiyet. Liderliğini de sürdürdü Galatasaray. UEFA'dan başlayalım ve daha sonra Beşiktaş'ın mağlubiyetine döneriz. Onlar da kendi evinde 4-1'lik bir Sporting Lisbon mağlubiyeti yaşadı. Beşiktaş ve grupta puanla tanışamadı henüz. Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Evet, Avrupa Ligi ile başlayalım. Özellikle Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin berabere kaldı. Aslında Türk takımları adına da 3 sonucu da birden yaşadık. Sevgili Necmi, Beşiktaş'ın mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe beraberliği, Galatasaray galibiyeti ile birlikte Türk takımları Galatasaray'ın dışında Avrupa'da şu anda beklenilen skorları alamadı. İlk devreler geride kaldı Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe akşam Antwerp'le oynadığı maçta özellikle iki penaltının birini değerlendirmesi ama genel anlamda oyun içerisinde baktığımızda iyi oynayan, kompakt oynayan, kanatları iyi kullanan, girdiği pozisyonları değerlendiremeyen bir Fenerbahçe vardı. Ama günün sonunda skordur önemli olan, skorda tabellada yansıyandır önemli olan. Neden? Çünkü ilk devre geride kaldığında 2 puan, Antwerp İstanbul'a gelirken 0 puan, ilk puanını aldı. Fenerbahçe'ye oynamış olduğu 3 maçta da henüz galibiyet alamaması ve özellikle Eintracht Frankfurt'un Olympiakos'u mağlup etmesi bir anlamda o iki takımı öne attı. Aynen. Eintracht Frankfurt 7 puanla liderliğe yükseldi. 6 puanlı Olympiakos, 2 puanlı Fenerbahçe. Dolayısıyla artık bundan sonraki maçlar, ki hemen 2 hafta sonra oynanacak olan maçlar, yine Belçika deplasmanına gidecek. Dolayısıyla da orada kaderi belli olacak. Tabii kaderi belli olacak derken, özellikle ilk ikiye giremezseniz ve üçüncü sırada kalırsınız, Konferans Ligi'ne gitme şansınız var. O açıdan baktığımızda çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe. Şu anda da üçüncü sırada. Üçüncü sırada. Dolayısıyla da ikincilik şansı var mı? Elbette ki var. Özellikle rakipleriyle oynayacağı iç sahili Eintracht Frankfurt, Yunanistan'da Olympiakos'la oynayacağı maçlarda kazanması durumda yine iddialı duruma gelir. Ama şu vardır. Sezon başından beridir hep değerlendirdiğimiz Fenerbahçe'de üçlü savunmanın yaratmış olduğu sıkıntılar var sevgili Necmi. Yani bugün istatistikler size birçok verileri ön plana çıkarır. Evet. Bu istatistikler nedir? Avrupa Ligi'nde oynadığınız 3 karşılaşmada 6 gol yediniz, 3 gol attınız. Yani maç başı 1 gol attınız, maç başı 2 gol kalenizde gördünüz. Türkiye Ligi'ne döndüğümüzde sevgili Necmi, 9. hafta geride kaldı. 13 gol attınız, kalenizde 9 gol gördünüz. Yani yine maç başı kalenizde gol görüyorsunuz. Onunla birlikte hem Türkiye'de hem Avrupa'da da çok pozisyon veriyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemler üzerinde elbette ki teknik adamların bir inancı, bir sistem üzerinde devamlılığı vardır ama sizin özellikle Avrupa ve Lig'de mücadele ederken rakiplerinizin de konumuna baktığınızda, özellikle Avrupa'yı konuştuğumuz için söylüyorum, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkma noktasında belli değişimler sistem üzerinde yapmak zorundasınız. Yapmadığınız sürece işte bu tür sonuçlardan karşı karşıya kalabilirsiniz. Diyeceksiniz ki işte penaltı kaçtı, penaltı atılmış olsaydı daha farklı bir skor ortaya çıkardı ama günün sonunda maçın sonuna yansıyan skordur gerçek olan. Dolayısıyla onun üzerinden biz yorum yaptığımızda da benim Fenerbahçe teknik direktörünün sisteminin bir kez daha gözden geçirmesini... Hala daha direniyor ama yani aynı sistemde inanıyor bu sisteme. Ama yani tabii ki bir teknik adamın bir sistemi var ve o inançla gidiyor ama sizin eldeki mevcut oyuncu grubunuza baktığınızda hem o sistemi tamamlayabilecek hem de geçen yıl mesela örnek verecek olursak Pelkas'ın formuna baktığımızda bu yıl forma şansı bulamıyor. Evet. Sizin elinizde kanat organizasyonu, kanat forvetlerinizin çok olduğu ki şu anda Berisha'nın gelmesine rağmen hücum organizasyonlarda forvet hattında çok fazla gol atamaması yine Valencia'ya ve kenar forvetlere kalıyorsa işler, dolayısıyla bu oyuncuların da performansını artırmak gerekir. Gerekirse de sistem üzerinde değişiklik yaparak daha ofansif oynamak zorundasınız. Ofansif oynarken defansif yönünüzü de düşünmek durumundasınız. Çünkü her hafta kalenizde gol görüyorsunuz. Her maç kalenizde gol görüyorsunuz. Altay'ın da tabii ki formsuzluğu, son haftalardaki form düzeyinin düşük olması buna önemli bir etken ama bunu bir takım düzeyinde düşünecek olursak, bir takım bütünlüğünde önde özellikle ofansif gücü yüksek oyuncularla oynayıp
defansif özelliği olmayan oyuncuların geri dönüşü, ki akşam gördüğümüzde Ferdi'nin dışında çok geri dönüş Mesut'tan zaten böyle bir geri dönüş bekleyemezsiniz. Beklerseniz de hayalcilik olur. Dolayısıyla bu sistem üzerinde yerleştireceğiniz oyuncu grupları son derece önemlidir. Burada bana göre değerlendirmesi gerekir. Çünkü treni kaçırmak üzeredir Fenerbahçe. Özellikle Avrupa Ligi de kaybedebilir mi? Yani bu moral bozuk. Tabii ki böyle. Yani çünkü ligde zaten çok farklıdır. Ligde ve Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Hatay'ın, Alanya'nın, ki Alanya geliyor Fenerbahçe. Hatay'ın çıkışı. Tabii ki ikinci sırada. Yani geçen yıldan devam eden Hatay, Alanya başarısı ortada. O yüzden çok takımlı şampiyonluk mücadelesi içerisinde sizin hata yapma oranınızı aşağıya çekmeniz gerekir. İç saha maçı kaybı yaşamamanız gerekir. Bu UEFA Avrupa Ligi'nde de böyledir. Akşam mesela iç saha maçında kazanman gerekirdi. Bugün baktığımda 2 hafta geriye döndüğümüzde sevgili Necmi, Olympiakos'tan içeride 3 yiyorsunuz. Trabzon deplasmanına gidiyorsunuz, 3 yiyorsunuz. Hakem hataları oyun içerisindeki etkisi mutlaka var. Ama hakem hataları üzerinden kalarak veya onun üzerinden devam ederek siz kendi gerçeklerinizi, oyun sisteminizi ve oyuncuların performansına da bakmazsanız çok yanılırsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu sıkıntı var. Galatasaray'a gelecek olursak bana göre dev bir adım attı gruptan çıkma adına. Zaten Sayın Fatih Terim'in de maç öncesi açıklamalarında Ocak Şubat'ı görmemiz gerekirse bu maçı almamız gerekir demişti. Özellikle iyi oynamadı. Onun altını Avrupa'da çizmek gerekiyor. Avrupa'da farklı oynuyor mu Galatasaray? Oyun tarzı değişiyor. O tecrübesi var. Yani özellikle 2000'de kazandığı UEFA kupasının verdiği o deneyim, tecrübe diyeceksiniz ki o dönemin oyuncuları. Ama aynı hoca. Bir felsefe var. Aynı hoca var. Onun dışında da bir güven var. Dolayısıyla Avrupa'da farklı oynayan bir Galatasaray var. Oradan da hareket edecek olursak, kimsenin beklemediği çok zor bir grup olarak nitelendiren grupta şu anda lider konumunda. Özellikle Lazio ile oynayacağı maç bana göre final maçlarından bir tanesi. Kazanması durumunda artık bu gruptan çıkan takımlar arasında. Beraberlikte işine eder mi? Tabii ki işine eder ve ona göre de bir planlama yapacaklardır ve Galatasaray bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Eğer çıkamazsa bu gruptan kendi yapacağı hatalardan dolayı çıkamaz. En çok eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi de kadro tercihleri konusunda gerek Galatasaray'da gerek Fenerbahçe'de ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Gerek Türkiye Ligi olsun gerek Avrupa Ligi olsun, ama burada önemli olan Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde o galibiyeti veya size gerekli olan puanı almak durumundasınız. Bunu başarıyor. Marsilya gibi, Lazio gibi önemli takımlar, Lokomotiv, Moskova gibi özellikle zor deplasmanlardan kazanıp gelmesi son derece önemli. Dolayısıyla şu anda rakibinin de, en yakın rakibinin de 3 puan önünde. Yani bu yaptığı transferleri de yavaşça ve sanki takıma yerine adapte oturuyor, olmaya başladı. Tabii ki yani özellikle gençler üzerinde de, kulübün mali durumundan dolayı da gençler üzerinde de ciddi duruluyor. O gençlerin kazanılması noktasında da takım kadrolarına yerleştirilmeye başlandı. O gençler de gereken verimi veriyor. Özellikle geçen yıl Kerem'in yapmış olduğu başarılı performansı üstüne koyarak gelmesi önemli bir güç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray ciddi anlamda Avrupa UEFA Ligi'nde önemli bir avantaj elde ettiğini söylemek istiyorum. Evet, tabii haftaya Avrupa bazında Beşiktaş'la başlamıştı Türk futbolu. Salı akşamı gruptaki en zayıf halka gibi görülen Sporting Lisbon'la oynadı. Ama farklı mağlup oldu. Özellikle ilk iki gol kopyaydı. Yani bir izlemeyen biri sanardı ki yani aynı gol mü acaba, tekrarı mı oldu golün, ama evet, gerçekten öyle. Yani bırakın kalesinde gördüğü iki golün kopya benzer olmasını, saydınız mı oyuncu sayısını? Ceza sahasında kaleci dahil 11 oyuncu ceza sahasında. Ve nasıl bu pozisyonlar verilebiliyor? Böyle bir anlayış olamaz zaten. Bir, ikincisi şu algı var sevgili Necmi, sen de futbol oynadın, biz de oynadık. Özellikle ceza sahası içerisinde adam paylaşımı noktasında siz eşleştirmezseniz, işte Necmi'yi Ahmet alacak, Hasan'ı Mehmet alacak eşleştirmesi, evet, yapmazsanız, ki profesyonel takımlarda bu mümkün değil ama çok net görüyoruz, işte örneklerinde gördük Beşiktaş-Lizbon maçında. Çok kalabalık ceza sahasında adam olduğu için Ahmet almasa Necmi alacak. Necmi almasa o biri alacak. Yani biz önlemimizi aldık kalabalık olduğumuz için ceza sahada. Onlar 6 kişi, biz 11 kişi, önlemimizi alırız. Öyle bir ama ön direğden aktarılan top kale sahasında bomboş. Benzer pozisyonlar ki biz özellikle kendi ülkemizde oyuncularımıza bu noktada çok ciddi sitem ediyoruz, kızıyoruz. Adam paylaşımı yapamıyorsunuz ve çok basit goller, duran toplardan kalemizde gol görüyoruz. Ve böylesi profesyonel bir takımın bu tür pozisyonları vermemesi gerekir.
sonuca geldiğimizde özellikle 4-1'lik çarpıcı bir sonuçtur. Yani Lisbon en, senin de belirttiğin yani ağır bir yenilgi. En zayıf halka gibi görülen Lisbon İstanbul'da 4 atıyorsa deplasmanda ne olacak onu bilemem ama şu vardı geçen programda da Hasan'la birlikte değerlendirirken şunu söylemiştim. Geçen yıl şampiyon olan Beşiktaş kadrosuna baktığımızda oyuncu profillerine özellikle oyuncu profillerinin bu yılki kadroya baktığımızda daha geride olduğunu söylemiştim. Rozier'in evet performansı, Gezal'ın performansı, Larin'in, Abubakar'ın performansı mutlaka önemli ama bu yıl Batshuayi'nin gelmesi, Bayinç'in gelmesi, yani Teşera'nın gelmesi, yani çok önemli oyuncular geldi. Daha kaliteli ki neden bu takım yapıldı? Şampiyonlar Ligi'nde evet. Önemli işler yapabilsin diye bu kadro yapıldı ve ciddi bir de maliyet ortaya konuldu ama günün sonunda baktığımızda bu yılki daha iyi kaliteli kadronun gerekli cevabı veremediğini hem Türkiye Ligi'nde hem de şu anki durum itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde veremediğini gördük. Bu son derece üzüntü verici. Türk takımlarının zaten 3 takım şu anda mücadele ediyor gruplarda. Mutlak ve mutlak puanın ve puanlar alması gerekir. Ülke puanının artırılması için buna inanılmaz derecede ihtiyaç var. Buna ek olarak da Türk milli takımının da alacağı başarılı sonuçlar sıralamadaki son oynadığı 2 maçta bir galibiyet bir beraberlikle 2 basamak birden yükseldi ki 39'un 41'den 39'a geriledi ki bu önemli yani özellikle başa doğru gelmeleri son derece önemli. O yüzden de sadece kulüpler düzeyinde değil sorumlulukları ülke bazında da sorumlulukları olduğunu biliyoruz. O yüzden de bu tür maçlarda UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka kazanarak yollarına devam etmesi gerekir. En azından gruptan çıkarak artık bundan sonra son 16 ve ondan sonra gidebilecekleri yere kadar gitmeleri gerekir. Ama şu açıdan baktığında şu anda onu zorlayacak, ocağı görecek takımlar arasında Galatasaray olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii 3 maç var. İlk devre tamamlandı, ikinci devre başlayacak. İlk devredeki Beşiktaş ve Fenerbahçe özelindeki kötü performans ikinci yarıya olumlu yansıyabilir. İyi performansla gruptan çıkma şansı olabilir. Yani futbolun içinde her şey var ama şu an görünen tabloda çok kolay mı? Bana göre çok zor. Galatasaray'ın avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Evet tabii bu performanslar moral motivasyon açısından da ligde yansıyacak diye tabii düşünüyorum. Ki. Bu haftada bir derbi var. Beşiktaş Galatasaray derbisi var. İki takım için de önemli. Hangi takımı daha yakın görüyorsunuz? Yani şimdi Avrupa'dan gelen takımlara baktığımızda ki Beşiktaş'ın Lisbon mağlubiyeti, ağır mağlubiyeti sonrasında tamamen bu maça endekslendi. Hatta daha da ileriye gideyim. Artık Şampiyonlar Ligi'ni boş vermiş bir açıklamalardan özellikle teknik adamın yöneticilerin evet, açıklamalarından gözden çıkarıldığı noktası vardır ki bana göre son derece yanlış. Çünkü 3 maç daha var. Tamamen odaklanmış bir Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Galatasaray'a odaklanmış bir Beşiktaş var. Özellikle bu kayıplardan sonra toparlar mı? Mutlaka toparlar. Oyuncu kalitesi hep üst düzey olduğunu söyledik. Ama derbilerin her zaman havası başka olduğunu, özellikle artık yavaş yavaş seyirci potansiyelinde statlara alınışlarda çoğalmasıyla birlikte ev sahibi takımların artık ciddi anlamda avantaj elde edeceğini söyleyebilirim. O açıdan baktığımızda da Galatasaray'ın Avrupa'daki bu başarısıyla birlikte geri dönüşler hep söylediğim bir şey var. Derbilerde ve Avrupa dönüşlerindeki rotasyonlar puan özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından sıkıntı yarattığını gördük. Umarım bu dönüşteki rotasyonlar nasıl olur hep birlikte göreceğiz ve sıkıntı yaratmaz ama şu anki forum itibariyle Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Evet, Trabzon lider oldu. Evet. Bu hafta Göztepe deplasmanı Fenerbahçe Alanya geliyor. Zorlu maçlar da başladı. Başlıyor. Özellikle Trabzon'un istim üzerinde olması, Abdullah Avcı ile yakalamış olduğu yenilmeme serisini gerek beraberlik gerek galibiyet serisini sürdürmesi, takım olgusunun üst noktaya gelmesi, oyuncuların açıklamalarına baktığımızda artık Trabzon şehriyle birlikte bu işe kenetlendiğini çünkü 2011 her zaman hafızalarında vardır. Kesinlikle. Var olmaya da devam edecek. Oradan hareketle sevgili Necmi bunu telafi etme noktasında da bu sezon hata yapmamaya özen gösteriyorlar. Savunmada sıkıntıları yok mu? Elbette ki var ama ofansif gücü yüksek olduğu için ki yine Fener'e atıfta bulunacağım burada. Ofansif gücü çok yüksek. Yani Cervinho'nun olduğu, birçok oyuncunun olduğu, Bakasetas'ın çok formda olduğu bir Trabzon'da, Bakayemen'in olduğu bir Trabzon'da Abdullah Avcı şu savunma oynamıyor. Hamşik'te oynamadı. Hamşik'te oynamadı. Yani o kadar kaliteli oyuncular olmasına rağmen 3 yerse 4 atacak pozisyonda bir kesinlikle takıma sahip. Ama nedir? Haddini bilerek, sistemini kurgulayarak oyuncuların macera bu sistem içerisinde kalabilecek sistemi devam ettirme ve dediğin gibi macera aramadan devam ettirmek istiyor. Çünkü artık
Trabzon'un da ligde hata yapacak lüksü kalmadı. Yıllardır getiriyor. Sonunu getiremiyor. Evet. Onunla birlikte de son 2-3 yıldır gerçekten ciddi kadrolar kurdu. Yani geçen yıl kadrodan ayrılan bir Ekuban gerçeği var. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekir. Önemli oyuncular Trabzon şehrine geliyor ki Trabzon şehrinde bu Avrupa'dan gelen oyuncuların çok uyum ve adaptasyonu kolay olmuyor. Bunun da altını çizmek gerekir. Ve o şehre, o halkla bütünleşmesi takıma yansıyor. Ve bu sezon adına ciddi anlamda ivme kazandığını, Abdullah Avcı'nın sistem üzerindeki inat ve ısrarı ki az önce de söylemiştim. Pereira'nın da sistem üzerinden devamlı ama size çıkarılan istatistikleri de göz önünde bulundurarak ona göre değerlendirme yapmanız ve hamle yapmanız gerekir. Burada ısrar etmesiyle birlikte şu anda istim üzerinde olduğunu ve iyi gittiğini söyleyebilirim. Ama özellikle deplasmanlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşıyor Trabzon. Göztepe'de son haftalarda kayıp yaşamasıyla birlikte artık bu tür takımlara böyle maçlar ilaç gibi gelir. Yani oyuncuları bu tür maça, Trabzon maçına ekstra bir motivasyon yapmanız veya motive etmeniz gerekmiyor. Kendiliğinden motive oluyor. Çünkü lideri mağlup edecekler. Ne mağlubu mağlup edecekler? Önemli bir motivasyon kaynağıdır. Çok tehlikeli bir maçtır. Trabzon-Fener maçından sonra bir rahatlama gelmiş olabilir mi? Yani lider de oldular. Tabii ki yani rahatlama gelirken stresi de beraberinde getiriyor. Yani çünkü o liderliğin verdiği ağırlık, hiç yenilmemenin verdiği ağırlığı kaldırabilecek üst düzey oyuncular var ama o baskı, stres ve kaygı oyun içerisinde istediklerinizi yapamadığınız noktaya geliyor. Yapamadığınız zaman da işte istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. O yüzden zor bir maç, kağıt üzerinde favori Trabzon ama Göztepe'nin de çok kolay teslim olmayacağını söylüyorum. Hatta özellikle iyi değerlendirebilirse de kazanabileceği bir maç olarak görüyorum ben sevgili Necmi. Evet, Fenerbahçe'de de düşüş var. Yani sadece Avrupa'da değil, Türkiye Ligi'nde de düşüş var. Bu hafta Alanya geliyor. Alanya'da çıkışta bir ekip. Olası bir puan kaybında koltuk sallanır mı Pereira'nın? Yani Pereira'nın koltuğu sallanmaz. Yani özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon adına baktığımızda sezon öncesinde teknik adamların konuşulduğu noktada ve uzun süreli teknik adam belirlenemediği noktadan sonra Pereira'nın gelmesi bu tamamen Sayın Ali Koç ve yönetiminin tasarrufunda olan bir noktadır. O yüzden de baktığımızda sevgili Necmi değişiklik olmaz. Yani sezon sonunda çok olağanüstü bir durum olursa değişiklik olur ki kolay kolay olmaz diyorum ben. Ama Alanya karşısında üçlü savunma ki savunma içerisinde baktığımızda maçı değerlendirmeden Avrupa Ligi'ndeki 2-2'lik maç, İstanbul'da oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Salah çıkıyor, Novak giriyor. Yani hiç anlam veremiyorum. Evet. Yani sen illaki kazanmak durumundasın. 2-2'yi korumak mı istiyorsun sen Saracoğlu'nda? Anlam veremedim. Ki maç sonrası da açıklamaları da dikkat çekiciydi. O açıklamalar çok ciddi sıkıntı yaratacak gene. Bir kerecik taraftarla bundan sonraki süreçte gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de çok büyük sıkıntılar yaratacak. Alacağı olumsuz sonuçlardan dolayı. Yani kimse Avrupa'da size yürüyeceksiniz mesajı vermedi diye bir... Ama öyle de açıklama yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Çünkü siz öyle bir takıma geldiniz ki 7 yıl şampiyon olmayan bir Fenerbahçe'yi mutlaka ve mutlaka şampiyon yapmak durumundasınız. Ondan dolayı siz tercih edildiniz. Avrupa Ligi'ne son 3 yıldır katılamayan Fenerbahçe'nin iyi sonuçlar alarak en azından son 16'ya kalmak, bütçeye de para koymak. Kesinlikle. Yani Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa UEFA Ligi, şu anda da yeni devreye giren Konferans Ligi Avrupa takımları için son derece değerlidir. Türk takımları da bunun değerini bilmesi gerekir. Sadece sonuçlar özelinden bakmamak, işte Şampiyonlar Ligi'ne gittim, gruptan çıkamadım, evime döndüm mantığında olmaması gerekir. Oradan alacağınız puanlar size, bütçenize para girecek. Özellikle Beşiktaş'a baktığımızda Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Bu transferleri nasıl yaptı? Galatasaray giremedi. Onun hakkını da alıyorsunuz. Ciddi bir katkı geliyor size ve senin de dediğin gibi transfer yapıyorsunuz. Önemli isimler getiriyorsunuz. Şimdi bütçenizde para olmadığında istediğiniz noktada değilseniz ki UEFA'nın finansal fair play kuralları içerisinde kalmak durumunda olduğunuz için belli transferi de yapamazsınız. O yüzden bundan da baktığında çok önemli olduğunu söylüyorum. O yüzden de Fenerbahçe'nin Alanya maçı çok kritik. Ofansif gücü yüksek, her an golle burun buruna kalan bir takım. Üçlü savunmada neler yaratılacak ki bunu diğer maçlarda da gördük. Her maçta görüyoruz. Çok büyük sıkıntılar olur. Alanya'nın İstanbul'da Fenerbahçe'yi mağlup edip dönmesi bana göre sürpriz değildir. Gerekli önlemleri almazsa özellikle Antwerp'te yaşanan hayal kırıklığı
Alanya maçında da yaşanabilir sevgili Necmi. Evet, bu yıl daha bir hüsran yaşar mı Fenerbahçe? Bu yani özellikle dönem çok kritik haftalara girdi. Bu kritik haftalar içerisinde sevgili Necmi iyi sonuçlar alamazsa sonuçlarla alakalıdır. Evet, acil bir açıklama var. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul Türk Konseyi medya forumunda konuşuyor. Şu an kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Ve değerli Hazrun, değerli davetliler, beyefendiler, hanımefendiler, sizlerle bu güzel toplantıda beraber olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bu daveti almam ve haliyle bu önemli toplantıda Kıbrıs Türk halkının da mesajını ve sesini sizlere paylaşabilmem benim için son derece kıymetli ve değerli bir çalışmadır, değerli bir fırsattır, vesiledir. Dolayısıyla Sayın Fahrettin Altın'a da özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı değerli dostum Hikmet Bey'i dikkatle dinledim. Ben de Karabağ zaferinden dolayı tüm Azerbaycan halklarına başa diyor. Onların zaferi bizlerin de zaferidir. Çünkü az önce de ifade ettiği gibi bu çağda orada yaşananlar asla kabul edilemezdi, kabul edilmedi ve netice itibariyle bizlerin de gönlündeki doğasıyla gönlümüzden geçen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü destekleriyle Karabağ'daki bu zafer esas itibariyle hepimizin de zaferi olmuştur. Dolayısıyla bu duygularla kendilerini bir kez daha kutlamak istiyorum. Akşam Ankara'da Eko Avrasya Derneği'nin bir toplantısı vardı, bir etkinliği vardı. Orada bir Azerbaycan annesinin şehit evladı olması dolayısıyla bizler kendisine bir madalya takdim ettik. Ve o hanımefendinin oradaki gözyaşlarını gördüm. O gözyaşlarıyla birlikte ben de geçmişimizde Kıbrıs'ta yaşananları hatırladım. Kıbrıs'ta biz sizlerin kardeşleri Türkler çok zulümler yaşadık, çok eziyetler çektik, çok esaretler çektik. Çünkü Kıbrıs'ta yaşananlar bundan yıllar önce, belki yarım asır önce Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için karşı karşıya kaldığımız acımasız saldırılardı. Ama biliyorum ki belki aynı kültürden, aynı gelenekten gelen, ki dün yine Ankara'da Etimoskut Belediyesi'nin yeni açtığı müzeyi ziyaret ettim. Tavsiye ederim hepinizin o müzeyi görmesi. Adı Türk Tarihi Müzesi. İnanamazsınız. Binlerce sene evvel nasıl bizim atalarımız, ecdadımız Orta Asya'dan buralara kadar gelmiş ama netice itibariyle Orta Asya'dan ta Anadolu'ya kadar uzanan bu coğrafyadaki varlığımız ama Doğu Akdeniz'de de Kıbrıslı Türklerin mücadelesi. Oradaki mücadele de esas itibariyle bizlerin mücadelesidir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Çünkü biz aynı milletin, aynı soyun evlatları ve dolayısıyla şu andaki bu milli kültür birliği içerisinde eğer varlığımızı güçlendirebileceksek az önce de ifade edildiği gibi tabii ki Türk Konseyi'nin güçlü olması, Türk Konseyi'nin birlikte hareket etmesi, bütün dünyaya karşı, bize karşı olanlara karşı birlik ve beraberliğin bizleri daha da güçlü hale getirebilmesi için her yerde, coğrafyanın her noktasında bu birlikteliği de sağlamamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bizler şu anda bu Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz. Kıbrıs Türk halkı sizlerin soyundan, sizlerin geçmişiyle ortak değerleri paylaşan Kıbrıs Türk halkı Doğu Akdeniz'deki sizlerin temsilcileriyiz. Çünkü Doğu Akdeniz'de bu medeniyetler çatışması altında bizleri mazlum Kıbrıs Türk halkını, Müslüman ve Türk halkını yok etmek için yapılanlara karşı direnebilmiş, bu cesareti gösterebilmiş ve tabii ki ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük fedakarlıklarıyla, büyük destekleriyle oradaki varlığımızı başarıyla bugüne kadar getirmişizdir. Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda 1571'de Osmanlıların Kıbrıs'ı fethi Venediklilerden bilhassa Osmanlı yönetiminde 300 kusur yıldan fazla Osmanlı yönetiminde yaşayan Kıbrıslı Türkler ve o zamanın yerli nüfusu daha sonra Rumların çoğalmasıyla başka bir denge oluşmuştur. Çünkü 1878'de İngiltere'nin Türkiye'den adayı kiralamasıyla
Ama şu şartla, İngiltere ayrıldığında adayı tekrar Türkiye'ye idare edecekti diye sözleşmeye rağmen Birinci Dünya Savaşı'nda işte Almanya'yla hareket etmesi dolayısıyla Türkiye'mizin o zaman İngiltere daha sonra bu adayı bizlerin elinden almış ve bilahare İngiliz sömürge yönetiminde Rum-Yunan ikilisinin hareketleriyle tabii ki onların siyaseti Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak. Biz de hep buna karşı durduk ve verdiğimiz mücadele sonucu itibariyle 1974'te Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı müdahalesiyle, garantörlük haklarına bağlı olarak müdahalesiyle Kıbrıs'ta iki bölge oluşmuş. Şu anda evet çok da ayrıntılara girmeden böyle bir toplantıda bizim arzu ve isteğimiz Kıbrıs'ta barışın sürmesidir. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için. Bunun için tabii ki iki devlet arasında bir anlaşma lazım. Çünkü bizim devletimiz 1963'lü yıllardan beridir kökleşen ve son olarak da kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Denktaş'ın inisiyatifiyle ve tabii ki öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bugünlere kadar selamet içerisinde geldik. Ve Kıbrıs Türk halkı esas itibariyle geçmişimize baktığımızda fevkalade kalkınmış, pandemiye rağmen pandemiyi de yönetmiş, şu anda turizm sektörlerimizde, üniversitelerimizde, sanayi bölgelerimizde, Türkiye'mizden getirilen büyük ve asrın projesi, su projesiyle tarımsal faaliyetlerde de gerçekten daha verimli bir yapı ve dolayısıyla geleceğe özgüvenle bakabilen, geleceğe büyük bir memnuniyetle bakabilen bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra ortaya konan yeni siyaset artık bir ortaklık cumhuriyeti değil. Çünkü ortaklık cumhuriyetinde federalizm adı altında Rumların esas niyeti bir bakıma çoğunluğun azınlığı yöneteceği, dolayısıyla Rumların hakim olacağı tek egemenlikle özellikle Avrupa Birliği'ne alınmaları dolayısıyla bizlerin de Avrupa Birliği'nde ama Türkiye ile bağlarımızın kopartılması. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin bir üyesi değildir. Halbuki 1960 anlaşmalarına göre ki uluslararası bir anlaşmadır, orada açık ve net ne diyor? Türkiye ve Yunanistan'ın beraber üye olmadıkları herhangi bir topluluğa, devletler topluluğuna şu anda Avrupa Birliği'ne Kıbrıs üye olamazdı. Hukuk bunu diyor. Ama maalesef hukuka rağmen bu siyasettir diyerekten Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almışlar ve öyle bir oyun oynanıyor ki biz böyle bir sürece evet desek Türkiye zaman içerisinde Kıbrıs'tan çekilme durumunda olacak. Bunu hiçbirimiz buna müsaade edemeyiz. Hiçbirimiz bunu gönlünden onaylayamaz. Dolayısıyla bizim şu anda verdiğimiz mücadele esas itibariyle hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği, kendi güvenliği, varoluş mücadelesi ama aynı zamanda da Türklük dünyasının bir mücadelesidir. Ben meseleye böyle bakıyorum. Türklük dünyasının bir mücadelesidir. Çünkü evet biliyorum çeşitli siyasi sıkıntılar vardır. Herkesin ilişkileri vardır. Herkesin bir takım beklentileri vardır. Dolayısıyla Kıbrıs meselesine geldiğinde inanıyorum ki gönlünüzde olan, bize olan muhabbetiniz, bize olan sevginiz, bizim geçmişimiz, kaderimiz, bizim tarihimiz, bizim ortak kültürümüz, bunlar bizi kaynaştıran, bunlar bizi özellikle Türkiye'nin de etkisiyle daha da yakınlaştıran muhabbetlerdir. Daha da yakınlaştıran önemli olgular ve kriterlerdir. Buna rağmen bizim yaşadığımız sıkıntılar malumunuzdur. Ama inanıyorum ki böyle toplantılarla, böyle yakınlaşmalarla, iletişim dünyasının bize verdiği bir takım yeni yeteneklerle ve dolayısıyla daha da yakınlaşmayla, gençlerimizin bu muhabbeti daha da benimseme ve özümsemesiyle inşallah önümüzdeki yıllarda biz de Türklük dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak saygın ve gerçekten önemli bir parçası olacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. O bakımdan bu güzel ve etkili toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bize bu fırsatı verdikleri için tekrar iletişim başkanımız Fahrettin Altun'a ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bundan 3 ay önce Antalya Diplomasi Forumunda yine Türkiye Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak oradaydım. Yine buna benzer dev bir toplantı Türkiye'nin imkanlarıyla, Türkiye'nin çağdaş ve her türlü teknolojinin verdiği imkanlarla o diplomasi formunun dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlere, devlet büyüklerine o imkanların yaratılması, çeşitli farklı salonlarda aynı anda yapılan toplantıların sosyal medya üzerinden bütün dünyaya dağıtılması, şu anda da İstanbul'da bu toplantıda onu görüyorum. Çeşitli farklı toplantılarda
müzakerelerde gerçekten Türk dünyasının geleceği için, Türk dünyasının daha da yakınlaşabilmesi için sosyal medya ve diğer iletişim etkinlikleri ve kabiliyetleriyle nasıl daha güçlü hale geleceğimizin herhalde bu toplantılarda tartışması yapılacaktır. Bunların değerlendirmesi olacaktır. Dolayısıyla bu duygularda hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için, bu mesajı verebilmemin başarısı içerisinde bütün Türk halklarına bir kez daha sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çünkü dediğim gibi biz bu büyük milletin evlatları olarak, bu soydan gelen insanlar olarak kaderimizde, geçmişimizde, gönül birliğimizde her türlü bundan sonra bize teknolojinin ve iletişimin vereceği imkanlarla daha da yakınlaşabilmek, birbirimizi daha iyi tanıyabilmek ve ta benim öğrencilik yıllarımda Kıbrıs'tan yetişen Alparslan Türkeş büyüğümüz, Rauf Denktaş büyüğümüz, onların da dedikleri gibi büyük Türk milletinin evlatları olarak birbirimize gurur duymalıyız. Bunlar Kıbrıs'tan yetişen değerler. Kıbrıs evet küçük bir ada ama Doğu Akdeniz'de 1571'den beridir. Az önce de söylediğim gibi oradaki Türklük dünyasının temsilcileri, Türklük için mücadele eden kahraman bir Kıbrıs Türk halkı, sizlerin kardeşleri. Dolayısıyla sizlerin kardeşlerinin selamlarını, sevgilerini bu sabah İstanbul'da sizlerle paylaşmanın huzuru ve gururu içerisindeyim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Evet, Cumhurbaşkanımızı da dinledik. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim Ahmet Doğan. Türkiye'yi tamamlayalım. Çok da bir süremiz kalmadı aslında. Ülkemize dönelim. Bugün Aksa Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Yarın 1. Lig'de başlayacak ama Süper Lig'de start bu akşam veriliyor. Evet. Lefke Binatlı derbisi, bölge derbisi, Batı'nın iki güzide kulübü. 16 Ağustos stadında 18.30'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım da moralli. Geçtiğimiz hafta Lefke son dakika golüyle kazanmıştı. Binatlı ilk galibiyetini almıştı Bafil Kürdü karşısında yeni teknik direktörüyle birlikte. Eksikler de var, sakatlar var. Özellikle Kasım'ın durumu belirsiz Lefke'de. Maç güzel olur mu Ahmet Hocam? Tabii sevgili Necmi, özellikle 5. hafta çıkan sonuçlardan sonra 6. hafta bir o kadar daha değer kazandı ve bu akşam Batı derbisiyle başlıyor 6. hafta Süper Lig'de, Aksa Süper Lig'de ve önemli bir maçla başlıyor. Bir tarafta Mausa Türk Gücü'nü mağlup ettikten sonra deplasmanda uzatmada bulduğu golle artık o havayı solmaya başlayan, zirveyi zorlayan bir Lefke ki sezon öncesinde de belirtmiştik ama gerek sakatlıklar gerek kendi içerisinde yaşanan sorunlardan dolayı lige girmesi ve istenilen sonuçları ilk haftada alamaması ama ardı ardına gelen galibiyetlerle artık o havayı aldığını düşünüyorum. Toygar Hoca ile birlikte ekibinin bundan sonraki süreçte daha motivasyon, daha konsantrasyon olarak ligde ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Tabi Batı derbisini olması hasibi Kemal Yürekli Hoca'nın Binatlı'ya gelmesi ve Baf derbisini kazanması onlar açısından da moral motivasyon anlamında, özgüven anlamında ve eksik oyuncuların, eksik derken sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte takım kadrosunun artık yavaş yavaş ideale yaklaşmış olması onlar için de önemli bir... İlk kez 3 gol atıp gol yemeden kazandılar. Kazandı. Bu son derece önemli ve derbiyi kazandı. Bafil Kürdü derbisini kazandı. Güzelyurt derbisi çok önemlidir onlar açısından. Dolayısıyla oradan da baktığımızda zor bir maç, bir gece maçı olacak. Dolayısıyla bu maçta ne olur? Şu anki performanslar ve iki takımın bulunduğu konuma baktığımızda Lefke'nin Karadağ'dan çok kolay puan kaybedeceği düşünülemez. Ama Binatlı'ya da baktığımızda sevgili Necmi, Lefke'deki Karadağ'a uzak olmayan, o havayı koklayan, o havayı bilen, teneffüs eden bir Binatlı olduğunu da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla oralarda oynayan oyuncular da var iki takıma evet. Baktığımızda. O açıdan baktığımızda zor bir maç olacak. Lefke'nin dediğim gibi galibiyete yakın olmasına rağmen çok kolay olmayacak. Binatlı'nın özellikle bu 3 puanı Kemal Hoca ile yapılan değişimle birlikteki özgüveni ve artık lige sarılma, lige tutunma ve artık ligde devamlılık arz edebilmesi için oradan kaybetmeden dönmesi gerekir. Onlar için bir puan bile son derece değerli. Çünkü kötü giden bir tablo sonrasında kazanılan maç sonrası Batı derbisinden puan veya puanlar çıkarması son derece önemli ama işlerinin çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Senin de belirttiğin gibi özellikle Kasım'ın oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak.
o açıdan da baktığımızda aslında Lefke'nin çok geniş kadro yapısı yok. Sakatlıkları olan oyuncular var, sakatlıktan dönen oyuncular var. Dolayısıyla sakatlıktan dönen oyuncuların bir anda performans yükselteceğini veya vites artıracağını düşünemeyiz. Evet. Bu süreç ister, bir iki haftalık bir süreç ister. İşte bu süreç içerisinde de kazanarak o özgüveni yakalamalar onlar açısından önemli. Son Lefke maçında gördüm, yani Semih'in performansını beğendim. Yani geçtiğimiz dönemlerde fark yaratan Semih'in artık gerçek kimliğine bürünmesi gerekir. Orta sahada özellikle geçişlerde önemli bir göreve sahip olduğunu, yabancı futbolcunun özellikle son haftalarda gol atmasıyla birlikte, Erman'ın gerçek kimliğine o da bürünmesiyle birlikte Lefke takım olma noktasında ilerliyor. Aynı şekilde Binatlı'da gelen galibiyetle birlikte takım olması için ciddi mücadele ediyor. Zor bir maç ama dediğim gibi şu an göstergeye baktığımızda kağıt üzerinde Lefke gibi görünse de Binatlı'nın çok kolay teslim olmayacağını söyleyebilirim. Evet, hızlı hızlı geçelim maçları. Yarın Süper Lig'de Merit Alsancak İşlova Gönyeli haftanın en güzel maçlarından biri. Bafil Kürdü Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı Mausa Türk Gücü, Pazar gün Mesarya Girne Halkevi, Türk Ocağı Yeni Cami, Yonpaş Tumlupınar Cihangir ve Göçmen Köymekköy maçları. Yani özellikle Merit Alsancak Yeşilova Gönyeli maçının sonucu merakla bekleniyor. Gönyeli'nin özellikle bu sezon çıkışı ile birlikte Merit Alsancak Yeşilova'nın şu anda en iyi futbol oynayan, ofansif oynayıp çok, çok gol atan özelliğe sahip ve bu özelliğiyle birlikte her ne kadar son maç 5-4 bitse de zaman zaman takım savunmasını da iyi yapan bir Yeşilova'nın bir bütünleşme olduğunu gördüm ben. Gerek takım içerisinde, gerek başkan yönetim, gerekse taraftarlar da artık o bütünlük var. Tabii yine aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Kafese gelecek. Karaoğlanoğlu stadında oynanacak Sentetik'te. Yani böylesi kompakt oynayan, ofansif oynayan ve göze hoş gelen futbol oynayan bir takımı güzel statta, güzel zeminde izlemek istiyoruz. Ama ne yazık ki bu tür sahası olmadığından dolayı bu açıklamayı yaparken veya bu yorumu yaparken Yeşilova özelinde değildir. Yani o sahayı hazırlamayan yetkililerdedir. Şu anda 2,5 yıl geçmiştir. Hala daha sahasına dönememiştir. Dolayısıyla ciddi bir deplasmandır. Tabii ki. Dolayısıyla Gönyeli'de kafes dediğimiz noktasında onun da bulunduğu saha konumu itibariyle oraya alışık olan bir takım olduğunu düşünüyorum. Hucum hattının bulacağı pozisyonları değerlendirenin kazanacağı bir maç olur. Burada değemeyiz. İşte Yeşilova son haftalardaki sonucu oynadığı futbolla favoridir. Kesin favoridir, değemeyiz. 3 ihtimalli bir maçtır. Evet. Doğan Türk Birliği yine kaybetti. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. Lige bir türlü yarışa tutunamadı Doğan Türk Birliği BAF deplasmanında. Evet, yani dediğin gibi Doğan bir kazanır, bir kaybeder. BAF Ülkü'yü de kazanamayan bir takım. Kazanamayan iki takımdan biri. Özellikle artık iç sahada geçen hafta, bu hafta Güzel Yurt Üner Berkat'la yine kaybederseniz artık tehlike çanları sizin için çalar. Başka da şansınız yok. Rakibinize baktığınızda rakibin de tahammülü yok. Çünkü kaybettiği puanlarla tam istim üzerine geldik, artık önümüz açıldı dediği noktada kaybettiği Merit Alsancak Yeşilova maçı sonrası tekrar başa döndü. Başa dönerken tekrar ligin zirvesine doğru çıkış istiyorsa bu zor deplasmandan kazanması gerekir. Özellikle ofansif gücü yüksek, geçişleri ve bireysel oyun yeteneği olan Tansel gibi, Kenan gibi, Halil Turan'ın tabii sakatlığı var, Billy gibi oyuncuların olması maçın Doğan Türk Birliği'ne yakın olmasını getirir sevgili Necmi. Evet, yani puan kaybına tahammülü yok artık. Haftanın bir diğer güzel maçı yarının Kaymaklı Mausa Türk Gücü. Evet, sonucu merakla beklenen, Russo'da galibiyet yok. Güzel bir maç oldu. Beraberlik var, mağlubiyet var, galibiyet yok. Evet. Önce beraberlik, sonra gol de atamadı Kaymaklı sonra sahasında. Sonra mağlubiyet, şimdi artık galibiyet olur mu? Herkesin beklentisi o. Neden? Çünkü deplasmanda çıkışta getirdiği 3'te 3 yapması ve aldığı 1 puan içerideki puanla 10 puan kimsenin tahmin etmediği bir puandır. Doğru. Bunu açık net ortaya koymamız gerekir. Dolayısıyla bu anlamda Küçük Kaymaklı futbolcularını kutluyorum. Teknik kadrosunu kutluyorum. Bu önemlidir. Yani siz mevcut kadro yapısına baktığınızdaki özellikle Felix ve Özgür Ongun'un yokluğunda forvete atabileceğiniz oyuncunun olmadığı ve savunma oyuncuları ile forveti kullanmaya çalıştığınızda göz önünde bulunduğunuzda topladığı puan son derece önemli ve kıymetlidir. O açıdan önemli bir puan topladı. Onlar için de Mausa Türk Gücü özellikle Mesarya maçını kazanarak artık ligde yukarıya doğru bir tırmanış istiyor. Bu maç onlar için de önemli. Özellikle Mausa Türk Gücü'nün bu maçtan kazanarak ondan sonra Yeni Cami ile iç sahada oynayacağı daha maç sonra Türk Ocağı deplasmanı var. Çıkışa geçmek istiyor ve bunu da yapabilecek düzeyde, ama oyuncu sakatlıkları, Adil'in sakatlığının olduğunu öğrendik. Sadık'ta yani, bir sakatlık var. Sadık'ta sakatlık var. Yani özellikle de zaten
bu sakatlıkların genel noktasının sentetik zemine bağlı olduğunu Sayın Başkan açıklama yapmıştı. Doktor Fazıl Küçük'e dönüyorlar. Dolayısıyla önemli bir adım olduğunu, önemli bir karar olduğunu altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu maça baktığımızda her ne kadar ofansif gücü yüksek olsa da savunmada yaptığı hatalardan kalesinde gol gören Mausa Türk gücünün yine gol yer mi? Ama yiyebilir. Kaymaklı'nın direnci bu maçın sonucunu belirleyecek ama çok direnir mi derseniz bana göre çok direnecek bir yapıya sahip değil. Çünkü biliyorsun futbolda takım savunması önde başlıyor. Bunu yapmanız gerekir. Birçok pozisyonda her şeyi üstlenen bir Felix var. Dolayısıyla her şeyi üstlendiğinde ceza sahası içerisinde yıpranıyor. Etkili vuruşlar yapamıyor. Ve çok basit pozisyonlarda da gol kaçırabiliyor. Bu da gayet doğaldır. Yani ben bunu mesela maçında da gördüm, izledim. Önemli bir güç, önemli bir silah. Ama bu silah şu anda hep deplasmanlarda patladı. Görelim bakalım Arda Kortay, patlayacak mı? Arda Kortay Kaymaklı'nın altyapısından yetişen genç golcü okulunu bitirdi İngiltere'de. Geri döndü. Önemli bir katkı. Yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Ciddi katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Sağlayacak. Yani zaten sen de takip ediyorsun. Altta da çok önemli işler yapan ve altyapısı iyi olan bir isim Arda Kortay. Evet. O yüzden ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geri dönüşü bir anlamda Küçük Kaymaklı için çok büyük bir şans oldu. Aynen öyle. Pazar gün Mesarya Girnalkevi. Girnalkevi iki maçını son uzatmalarda kaybetti. Göçmenköy ve Lefke maçlarını. Yani Mesarya geçen hafta Mausa karşısında 1-0 mağlup oldu. Yani mağlup oldu ama kötü oynamadı. Pozisyonları da var. Direkten dönen topları da var. Zaten Mesarya'nın kadro yapısına baktığımızda bu tür sonuçları kazanıp kaybeder berabere kalan sonuçları göreceğiz. Çünkü göze hoş gelen futbol oynuyor. Ben yani Mesarya maçlarını izlediğimde keyif alıyorum. Evet. Yani o beni keyiflendiriyor, oyuncu kalitesi, oyuncuların şey. Dolayısıyla lige renk katıyor Dumupınar gibi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda her ne kadar Girnalkevi özellikle Baf deplasmanda kazanması, direnmeye alışması onlar için önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ligde direnerek, savaşarak belki maç kaybedersiniz ama bir sonraki maça kazanmaya daha yakın olursunuz. İşi kolay mı? Hele hele de Paşaköy 100. stadında çok kolay olmadığını düşünüyorum. Joseph'in özellikle geri dönüşü, gerçek performansını bulması, İbrahim Çıdamlı'nın dönüşü gollere de başlaması önemli. Lazım. Zaten Mustafa Yaşınsez'in performansı ama Hüseyin Kayalılar'ın sakatlığı var. Kadro avantajı da var. Yani derin kadroya sahip olduğunu biliyorum. Özellikle hamle yaptığı Salah ile Oğuzhan'la genç oyuncuların da katkı koymaya başlaması Mesarya'nın alternatifli kadrosu olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimde ben Mesarya'yı favori görüyorum. Evet, haftanın bir diğer zor maçı. Lige şu ana kadar herhalde hayal kırıklığı yaratan en büyük takım Yeni Cami. Yeni Cami. Hele daha galibiyeti yok Yeni Cami'nin. Ocak deplasmanında. Açıkçası yani Yeni Cami'nin nasıl bir sonuç alacağını ben çok merak ederim. 5 hafta geride kaldıktan sonra. Sezon hazırlığı, lige girişi, lig içerisine girişi girdikten sonra teknik adam tartışmaları, sonra değişimler, yeni gelen yardımcı antrenörler, yani hep konuşulanlar. Bunlar oyuncu performansları, kaliteli oyuncu, kaliteli ayaklar olmasına rağmen şu anda gerçek kimliğine. Sahada yürüyen oyuncular var. Yani bu iş sevgili Necmi özellikle bir galibiyette moral motivasyonlu, geriye dönüş, gerçek kimliğine dönme, özgüveni yakalama anlamında son derece önemli. Ama burada en büyük sorumluluk geçen hafta da söyledim. Teknik adam değiştikten sonra bütün sorumluluk futbolculardadır. Bütün sorumluluk deneyimli, tecrübeli Fırat gibi, Hüseyin Sadıklar gibi, Azcan gibi. Bunlar ağırlığını artık koyması ağırlığını lazım. Koymak zorundadır. Ercan gibi yani. Bunlar ağırlığını koyacak. Çünkü genç oyunculara baktığımızda Mehmet Çavuş gibi, Ali Yakup. Bayır gibi, Yakup gibi oyuncular da yetenekli oyuncular. Kesinlikle. Kolay kazanılabilecek ve size katkı sağlayabilecek oyuncular. Zaten Hasan Ulukök'ü söylememize gerek yok. Yıllardır orada oynuyor. Yeni bir sol bek yetişiyor. Kaan geliyor. Evet. Yani dolayısıyla bu çocuklara da bu saydığımız isimler yardımcı olacak. Yeni Cami'nin bu kötü gidişini engelleyebilecek olan da kendileridir. Yani bu saatten sonra işte hoca onu oynattı, bunu oynattı. Hocanın tercihi, kadro yapısı yanlıştı. İşte bu sistem üzerinde oynadık yorumu mu kesinlikle yapamazlar. Bütün sorumluluk kendilerindedir. Önemli bir fırsattır. Bunu değerlendirmeleri gerekir. Değerlendirebilirler mi? Özellikle kendisi gibi gerek geçen hafta gerekse yani geçen hafta derken bir önceki hafta 5. hafta gerekse de lig öncesi teknik adamlar yönetim içerisindeki sıkıntılar oyun içerisindeki Ertaş'ta yaşanan sıkıntılarla birlikte aynı özelliğe sahip bir altyapıdan gelen birçok oyuncusu var. Takımla oynayacak. Evet, İki takım içinde bu bir fırsattı. Bu fırsatı kim değerlendirecek? İzleyip göreceğiz ama dediğim gibi 3 ihtimalli maçlardan bir tanesi bu da. Evet. Haftanın bir diğer zor maçı
Yonpaş Dumlupınar son iki haftada düşüşe geçti. Puan toplayamadı, gol de atamadı. Evet. Cihangir geliyor lider. Tabii lider, özellikle son haftada lider devam etmesi onun açısından, özgüven açısından, yeni gelen oyuncular açısından son derece önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. İyi bir yapı var. Her ne kadar teknik adam değişikliği sonrasında bir açıklama yapılmasa da doğru gittiklerini, doğru tercihleriyle devam ettikleri, alınan sonuçlar da buna etken olduğunu altını çizmek istiyorum. Bizim ülkemizde biliyorsun, iyi sonuçlar aldığınız dönem yaptığınız yanlış işler olsa bile onlar ön plana çıkmıyor. Dolayısıyla doğru işler ön plana çıkıyor. Bu anlamda devam ediyor. Yonpaş Dumlupınar özellikle 3'te 3'ten sonra 3'te 0 çeker mi? Bu maçta göreceğiz. Kritik bir hafta. Ama çok kritik bir hafta. Ben sezon öncesinde de söylemiştim. Özellikle yabancı tercihinde çok doğru bir tercih yaptılar. Weston tercihi, ama Weston'u tamamlayabilecek oyuncu performansı son derece önemli. Mehmet Altan'ın daha çok aktif olması gerekmiyor. Daha çok aktif olması gerekir. Biz izlerken özellikle Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği Kupası'nda Mehmet Altan'ın gerçek performansı hem Eray'ın hem sonradan çok giren Osman'ın hem Mert'in hem Weston'a da ciddi katkı koyduğunu gördük. Kesinlikle. Dolayısıyla onun sakatlığı ve derbide kırmızı kartı takımdan eksik kalmasıyla birlikte geri dönüşü vardır. Onu tamamlayabilecek Eray'ın özellikle ilk başlangıçta iyi ama şu anda sendeleyen bir performansı var. Diğer taraftan Mert aynı şekilde. Yani genç oyuncular, bunlar oyun içerisinde mutlaka olacaktı. Lig uzun maraton içerisinde her hafta %100 performans bekleyemesi. Berke dönüyor. İşte onları tamamlayacak oyuncular. Berke'nin dönmesi orta sahada Mehmet Altın'ın işini kolaylaştıracak. Weston ve kenar oyuncuların işini kolaylaştıracak ve özellikle şey açısından baktığında, Dumlupınar açısından baktığınızda da Cihangir kadro yapısında sevgili Necmi kenar oyunda kenar forvetleriyle vurabilecek bir maç olarak değerlendiriyorum. Keyifli bir maç olacak. Özellikle bu maçta biliyorsun BRT2'den canlı yayınlanacak, evet. Pazar günü. Cumartesi günü Küçük Kaymaklı MTG maçı da BRT2'den canlı yayınlanacak. İzleyicilerimize buradan hatırlatalım. Çok keyifli bir maç olacak. Bu maçta yine 3 ihtimalli bir maç. Ama Dumlupınar artık kazanıp geri dönmesi gerekir. 3'te 0 çekerse, 3'te 3, 3'te 0, ondan sonraki süreç sıkıntılı süreç olur. Evet, Cihangir'de de eksikler var. Ben de Dumlupınar'ı biraz daha yakın görüyorum. Kısa bir zaman dilimimiz kaldı. Göçmenköy Ümitköy son olarak. Evet, Defkoşa derbisi son haftalarda kaybeden iki takım. İkisi de iyi başladı, iyi puanlar topladı. Ondan sonra ikisi de kötü sonuçlar almaya başladı. İki takım için de artık bu maçı kazanıp önüne bakmak durumunda. Çünkü bundan sonraki süreç sevgili Necmi, yukarıdakiler puan alıp devam ederken alttan gelen takımların da alarak yukarıya, orta sıralara gitmesi gerekir. Bir de var altta, tamamen altta olanlar kazanarak o onların üzerinde olan takımları yakalama düşünceleri var. O açıdan işte baktığımızda bu maçın zorluk derecesi bir o kadar daha artıyor. Dolayısıyla kazanan takım bir adım öne geçecek. Kaybeden takım ciddi bir moral motivasyon kaybı yaşayacak. Ama kadro kalitelerini değerlendirdiğimizde forvetlere de baktığımızda sonuç alabilecek, sonuca daha yakın Göçmenköy olduğunu söyleyebilirim. Ama Hamitköy'ün özellikle oyuncu yapısını ısrarla, inatla mücadele, oyun içerisindeki mücadelesini de takdir etmem gerekir. Bunu geçen kaybettikleri Ocak maçında da gördüm. Çok ciddi mücadele koyuyorlar. Kesinlikle. Bu onlar için çok büyük bir avantajdır. Mehmet Çil'in artık performans anlamında Toykan'ı tamamlaması gerekir. Yani yük artık Toykan'a kalmaması gerekir. Farklı oyuncular da ön plana çıkarak kazanma yolunda destek olmaları gerekir. Bunu sağlayamazlarsa bu kayıplar devam eder sevgili Necmi. Evet, teşekkür ediyorum. Birincilikle de yarın programı aktaralım ve kapatalım programımızı. Yarın Gençler Birliği Maraş, Mor Menekşe, İncirli, Dört Yol Karşıyaka, Çayna Pazar Gençlik Gücü, SNTV maçları var. Pazar günü ise Görüneç Yeni Boğaziçi, Düzkaya, Miracle Değirmenlik, Yalova, Çetinkaya ve Çanakkale, Bostancı Bağcıl maçları oynanacak. Aksa birincilikte 6. haftada spor gündeminin gün adına sonuna geldik. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Aslında kim bilmemin var.